Merhabalar, Art Sahne'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu kurucusu, oyuncu Gizem Duman Şeşen'le birlikteyiz. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler deyiz, çok teşekkürler. Şimdi tabii sen çok yoğun bir yazdan çıktın diyelim, takip ettiğim kadarıyla. Van'dan geldin diyebiliriz değil mi? Evet, Eylül ayının sonlarıydı sanıyorum. 10 gün Van'daydık. 3. Üvercinka Uluslararası Tiyatro Festivali için Van'daydın. Şimdi bence Van'dan başlayalım. Başlayalım. Ne yaptın orada? Tuvaldeki Kadınlar oyunuyla sahnedeydin sen de ama onun dışında da bir organizasyona dair de katkın oldu sanıyorum. Şöyle oldu aslında. Uluslararası Üvercinka Tiyatro Festivali bundan önce 2 kere daha yapıldı tabii. Fatih Taşdemir'in yani Üvercinka Kültür Sanatın Festivali. Bizler Tiyatro Müzesi'nin inisiyatifinin yürütme kurulları olarak kurulundaki herkes üçüncüsünde zaten hep birlikte Van'a gidelim. Van'da hem bizim için de bir toplantı olur ve bir arada oluruz ve Fatih Festivali'nde yer alalım istiyorduk. Geçtiğimiz yıl Ragıp Ertuğrul'u kaybettik. Hepimiz için çok atlatması zor bir süreç. Atlatabildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Öyle olunca da bizim aslında bir yıl böyle bütün hareket kabiliyetimiz, her şeyimiz duraksadı inisiyatif olarak da. Kaldıramadık ve hala da çok acısını, çok derin yaşıyoruz. Fatih de bu sene festivalini Ragıp Ertuğrul adına yapmak istedi. Hı hı. Aslında tematik bir tiyatro festivali belki de ilk defa oldu diyebiliriz Türkiye'de. Öyle olunca da festival seçkisi Ragıp Hoca'nın dostları, meslektaşları, birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşları, yönetmen arkadaşları, sevdiği insanlar gibi bir seçkiyle oldu. Hı hı. Yurt dışı oyunlarını da yine onun hani Ragıp Hoca kesin bunu çok severdi ya da bu tarzdan çok hoşlanırdı diyebileceğimiz oyunlardan seçtik. Hı hı. Özellikle mesela beni en heyecanlandıran oyunlardan biri Irak'ın oyunuydu. Irak hem şaşırttı hem çok hoşumuza gitti. Yeni kurulmuş bir tiyatro. İranlı kadın meslektaşlarımızı sahnede görmek ve onlarla aynı sahneyi paylaşmak hepsi çok güzeldi. Peki, yani. Peki nasıldı? Örneğin doğrudan kendi toplumlarında yaşadıkları bir özgürlük mücadelesi içinde şu anda İran'da özellikle kadınlar. Bunun yansımasını gördünüz mü onların, o grupların oyunlarında? Irak'ta vardı. Irak'ın oyunu enteresandı. Ve onların varoluş mücadelesini hissettik, anladık, gördük ve çok etkilendik. İran'ın ki bir performans denebilir, türküler vardı ve yerel kıyafetleriyle oynadılar. Bir sürü kostüm değiştirdiler. Aslında kendi motiflerini anlattıkları bir performans denebilir. Yani oyundan ziyade danslı ve kendi geleneklerini kadınlar da erkekler de anlatan figürlerle anlattılar ve danslarla anlattılar. Hı hı. Ve çok gülüç bir şekilde yaptılar. O mesela o da bizi çok etkiledi. Sürekli böyle gülen masklar halinde. Hı hı. O da çok güzeldi. Onun dışında tabii aslında Van'a en uzak İstanbul'du. yani İran, Irak işte onlar çok yakın ülkeler. Onlara gelmesi daha kolaydı. Hı hı. En uzak olan bizdik ve en zorlandığımız konu da oyunları götürürken tabii ki ulaşım, nakliye. Yani zaten Van'a gidecek şoför de bulamadık doğru düzgün. Çok uzun bir mesafe. Peki güzel bir şey. Tabii bu anlattıklarından şunu anlıyorum. Doğrudan yani Türkiye'nin ekonomisi aslında işte benzin fiyatları tabii başta olmak tabii üzere bir sürü şeyi de etkiliyor. Siz buradan kaç kişi gittiniz? Yani gidebildiniz ya da festivalin katılımcı sayısı sanıyorum 300'ün üzerindeydi. Hı hı. Tabii hepimiz aynı gün gitmedik ama 10 gün boyunca 20 oyun. Çok uzun da bir süre yani iddialı da bir festival aslında. 15 söyleşi yazarlarımız da vardı, edebiyatçılarımız vardı, akademisyenlerimiz vardı. Örneğin Nihal Kuyumcu bir lisede çocuklarla lise öğrencileri forum tiyatro yaptı. Muhteşemdi. Yani o mesela bir sahnede yapmadı ve bir okul seçildi ve okuldaki öğrencilerle öğrenciler çok mutlu oldu. Nihal Hoca çok mutlu oldu. Mesela bu ilginç festivalin enteresan günlerinden biriydi. Bunun dışında işte imza söyleşiler yaptık bir kütüphanede. Hı hı. Ben böyle kütüphane görmedim. O kadar güzel ki çalışanlar inanılmaz hazırlardı. Moderatörler çok iyiydi. Ya biz 10 gün kana kana orada gerçekten sanatta doyduk diyebiliriz. Hı hı. Birbirimizin tabii oyunlarını da izledik söyleşilerini. Bu sırada da tabii bu kadar insanı organize etmek çok zor. Hı hı. Konaklama, ulaşım, şehir içi
transfer ve bunların hepsi bir kalem ve bir izne tabi. Hı hı. Ve Van'da kayyum var. Dolayısıyla her şey valiye bağlı. Tabii ki bölgenin hassasiyetleri var. Birçoğunu biliyoruz ya da bilmiyoruz. Bizi Vali Bey, gerçekten Ozan Bey çok iyi ağırladı. Ozan Bey'in çok büyük bir katkısı var ve Ozan Bey'le birlikte çalışan herkesin. Onun ve Edremit Belediyesi ve oradaki büyükşehir, yani yerel yönetimler bize çok destek verdi. Yani aslında kamu kaynakları, evet, bu tür festivallere aktarım sağlanırsa, gönüllü olurlarsa, bunu ister ve kaynakları aktarırlarsa, tabii, aslında herkesin faydasına, tabii, olan şeyler ve çok dilli bir ortamda, değil mi? Kürtçe, tabii, İbranice, Farsça oyunlar oynandı, Türkçe. Evet, yani bir sürü dildik. Mesela örneğin Diyarbakır'da tiyatro yapan Ahmet, Kürtçe oyunu oynuyor onlar. Hı hı. Onlar Kürtçe oynadılar. İran zaten Farsça. Sadece Farsça değil, Farsça, Kürtçe konuşan var. Evet. Yani Farsça şey diliyor. Her gün başka bir dilden, başka bir... yani şimdi tabii Azerice, Gürcüce, şimdi diller değişince, kültürler değişince aslında seyirci için de çok güzel. Ve yani oluyor, aslında uluslararası denmesinin, evet, bir anlamı da olmuş, değil, evet, mi? Peki siz orada Tuval'deki kadınlar oyunuyla sahneye çıktın. Sen, evet, ve diğer ekip arkadaşların Kamer Yıldız Ok'un yazdığı bir, evet, oyun. Biraz da bu oyuna geçelim istiyorum. Neyi anlatıyor? Bize biraz konusundan bahseder misin? Tuval'deki kadınlar, Kamer Yıldız Ok'un yazdığı bir oyun, tiyatro kaleminin repertuarında uzun yıllardır olan bir oyun. Tuvaldeki kadınlarda 3 tane kadının hikayesi var. Birisi CEO, birisi ressam, diğeri de mesleksiz bir kadın. Evde kalmış, tırnak içinde, hani şey, evde kalmış çünkü evden çıkamıyor. Zaten bütün hikayesi de mesela benim oynadığım karakterin evden çıkamamak üzerine. Hı hı. Ben Kamer'in yazdığı oyunları zaten severim ama burada şöyle bir şey var. Alışık olduğumuz işte kadın oyunu dendiğinde çok da gelişini eleştirmek istemem ama hani sürekli bir şiddet, cinayet, mağduriyet, hep bu fakirlik üzerine kadın oyunları. Ve bundan artık bana daral geldi. Çünkü benim de sorunlarım var. Hı-hı. Yani ben şiddet görmüyorum, ben tecavüze uğramadım ya da öldürülme tehlikesiyle baş başa değilim diye benim sorunum yok olabilir mi? Yani hem evliyim, hem çalışıyorum, hem bu ülkede kadın olmaya çalışıyorum. Hı-hı. Yani ikimiz de, hepimiz de. Dolayısıyla aslında bir CEO'nun da çok büyük sorunları var. Yani aslında sadece şey değil, kentli kadınların, kentli kadınların da bir şeyi var. Tabii ki eğitimli kadınların, yani da sorunları var. Yani temelde kadın olmak zaten başlı başına, aynen, bir mücadele, öyle, alanı. Evet. Ve bu saydığın her şeyi de kapsıyor. Evet, bu oyunda da mesela CEO'nun hikayesi enteresan yani. Mesela CEO bir çocuk sahibi olmak istiyor. Hı-hı. Ama evlenmek istemiyor. Hı hı hı. Ve o çocuğu doğurmak istiyor. Fakat eğer hamile kalırsa işten atılacak. Çünkü CEO. Şirkete bunu nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Bu arada başka hiçbir şey yok. Bu arada şey geçiyor. Biyolojik saat dedikleri o şey, ha, evet, belki. Evet, o geçiyor. Ya da diğer işte ressam bir kadın, hayatına giren erkeklere müthiş kariyerler sağlamış ama bu sırada kendi sergisini bir türlü açamamış falan. Yani bu kadının hiçbirinin ekonomik problemi yok. Dediğim gibi alıştığımız hani hep o kadın dramı yok, hı hı, ama başka dramları var tabii ki. Çünkü hakikaten bu ülkede, bu dünyada, bu düzende, bu sistemde, bu iktidarda, her şeyin içinde kadın olmak ayrıca büyük bir yükü yani. Hı hı hı. Ve çok keyifli. Evet. Yani tabii şeyi de ekleyelim, hani kadın cinayetlerine ya da tecavüzlere karşı her zaman bir şeyimiz, tabii, var ama başka da derdimiz başka var. Başka dertleri de bir yandan bunları sesimizi çıkarırken diğer, tabii, taraftan kentli kadınların da, tabii, yaşayabileceği, ki buna aslında cinayet, tecavüz de dahil, tabii, bir anlamda. Onları da şey yapmadan. Peki kara mizah bir oyun diye geçiyor Tuval'deki Kadınlar. Nedir o şeyi? Kara mizah neresinde duruyor oyunun? Şimdi aslında çok büyük problemleri var ve bunları aktarırken kadınlar kendi doğallarında ve kendi ortamlarında bunu yaptıkları için de tabii ki çok da komik oluyor. Yani, hı-hı, hani bu mu lan derdin diyeceğin dertler ama sonra izlediğin zaman evet ya bu böyle bir dert de var, böyle bir hikaye de var, insanlar burada da zorluk yaşıyorlar diyebiliyorsunuz. Hı-hı. O yüzden bizim oyun ne zaman oynasak böyle böyle insanlar keyifle gülerken bazen duruyorlar, bazen gözler doluyor, bazen
alkış, hani şeydir ya, bazen bazı sahneler alkışlayıp alkışlamamak arasında kararsızlar. Hı-hı. Sahneyi çok beğeniyorlar ama anlatılan hikaye biraz onları tedirgin ediyor. Ya da çok eğleniyorlar. Hı-hı. Gerçekten birçok duygunun içinde olduğu çok keyifli bir oyun. Seyirciden dönüş de bu şekilde evet, oldu evet, değil çok, mi? Evet, çok mutlu oluyor seyirci. Hı-hı. Biz de tabii dolayısıyla çok mutlu oluyoruz. Sen müzisyen sevgili Burhan Şeşen, senin de eşin... Birlikte bir performansınız vardı. Canlanma. Canlanma. Biraz onu da konuşalım mı? Şu evet. anda sahneliyor musunuz? Ben kaçırdım. 2020'de sanırım. 2019'da bir temsiliniz vardı. Evet. Onu kaçırmıştım ama şu anda sahneleniyor mu? Ne durumda? Canlanma Faruk Duman'ın bir uyarladığı bir halk masalı, hı hı. Canlanma. Şimdi zaten yeni bir halk masallarından oluşturduğu, uyarlamalardan oluşturduğu bir kitap çıkardı. Hı hı. Orada 10 tane halk masalı var. Ama sanıyorum ilerleyen günlerde daha fazla halk masalı da okuyacağız Faruk Duman'dan. Canlanma onun bir masalıydı ve biz pandemide Burhan'la çok sevdik bu masalı. Burhan masalı okur okumaz o gün iki tane tabii şarkı yaptı. Tabii biraz hamilik kart yakinimdir durumu da var. Faruk Duman Gizem'in abisi, sevgili evet. izleyicilerimize de paylaşalım bu durumu. Direkt yazar yazmaz sizinle paylaşması da normal tabii ki. Ya evet şey tabii belki oldu ama aslında şeydir, yani çok sever saygı duyar ve biraz da çekinirim. Çünkü çok önemli bir edebiyatçı. Tabii ki. Ve hem gurur verici hem de dediğim gibi tedirgin edici. Evet, ben bir sorum da öyle olacak. Şimdi eşin müzisyen, abin bir yazar. Hani orada Gizem neler yapıyoruz zaten konuşuyoruz şimdi ama. Yani o canlanma o yüzden aslında evet böyle aile içi bir işti. İşte ben anlatıyorum. Abim yazmış, işte eşim müzik yapıyor falan. Çok keyifliydi bizim için. İki oyundan sonra biz o projeye bir de kum sanatı ekledik. Veysel Çelikdemir çok değerli bir kum sanatçısı. İyi ki yollarımız kesişti. Ben anlattım, Veysel Bey çizdi. Hı hı. Ve biz sonra onu oyunda kullanmaya başladık. Tabii ki gönül isterdi ki her oyunda keşke ben anlatırken Veysel Bey canlı çizebilse. Ama işte bu ülke, ekonomik şartlar, prodüksiyon açısından evet. çok zor. Yani o başka bir şehirde. Ve o zaman pandemiydi. Çok böyle aralıklarla yapıyorduk. Hı hı. Şimdi de tabii şimdi Gündarken'in konserleri var. Ayrıca Burhan ve Gökhan'ın birlikte oynadığı oyunlar var. Şahları da vururlar, devam ediyor. Orta oyuncular. Halve Gidiş yaptık yine pandemide. Halve Gidiş onların 40 yıllık müzikal yolculuğunu anlatıyor. Ama aslında 50 yıllık bir hikaye. Çünkü 10 yaşından başlıyorlar. Aynı evde ne yapıyorduk, ne ediyordukla. Müthiş bir iş o Halve Gidiş'te. Halve Gidiş mesela bu hafta var. Şimdi Halve Gidiş'te canlı ama bizim biriciklerimiz. Biriciklerimiz olmakla birlikte de çok az aslında sahneleyebiliyoruz ki diğer işlerimizden zaman kaldı. Bir yandan tabii ekip de işte orkestra çıkmak zorunda. Var ve benim işte tiyatro başka oyunlarım, arkadaşlarım. Dolayısıyla onlar biraz. Peki Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu'nu ne zaman kurdun? Neden kurmak istedin? Ve şu anda neler oluyor orada? Ben Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu'nu kurmak aslında istemedim. Hiçbir zaman çocukluğumdan böyle kimisinin vardır ya hayali tiyatrom olsun, tiyatrom olsun. Benim hiç öyle bir hayalim yoktu. Hı hı. Sadece sahnede olmak istiyordum. Okula girerken de, okula girmeden önce de sahnedeydim. Okurken de sahnede. Ben hep sahnede olmak istiyordum. Başka hiçbir şey istemiyordum aslında. Sonra ben okurken konservatuvardan bir yıl böyle son sınıftan mezuniyet projeleri yapılıyor. İnanılmaz şeyler izliyoruz ama böyle o zaman ilk defa performansı görüyorsun. Böyle hani uluslararası festivallerde izlediğin oyunlara yakın oyunlar görüyorsun. Ve bunların hepsi sadece bir kere sahnelendi. Hı hı. Yani oynadılar ve mezun oldular. Benim için o sınıf çok yani çok acayip büyük aktörlerle dolu bir sınıftı. Okul bir bitti. Bu oyunlar bir daha oynanmıyor hiçbir yerde. Hepsi iş arıyor. Auditionlar, kapı kapı gezip insanlar iş arıyor. Yani aslında enerji var. Yeter her şey var, alan yok yani. O zaman işte devlet tiyatrosu sınav açmıyor, şehir tiyatrosu açmıyor, özellerin durumu belli. O döngü hep devam ediyor. Son 10 yıldır özellikle benim gözlemlediğim. Sonra böyle birkaç tane özel tiyatronun oyuncu alımında istekleri böyle listelerini görmüştüm. İşte en az 3 profesyonel oyunda oynamak, işte 2 dil bil, bilmem kaç dans et falan. Gelip oynayacağız ki 3 profesyonel oyundan biri hani olsun. Sonra dedim ki ya öyle bir tiyatro olsa ki böyle canımızın istediğini yapsak. Aslında tam olarak bu mottoyla başladı. Kuzguncuğu da çok sevmiştim. Kuzguncuğa bir arkadaşım beni götürdüğünde mahalleye inanamadım. Çok hoşuma gitmiş. Ay dedi ne güzel burası. Çikolatalı pasta gibi bir şey. Her şey vardı. Yani ben mahalleyi tanıdığımda mahallede mahallenin dışarıya çıkmadan hayatta kalabiliyordum. İşte veteriner, doktor, terzi, ayakkabı satan biri, tuhafiye, beyaz eşya satan biri, kırtasiye her şey vardı.
Ve ben bir gün artık bunu nasıl büyük bir coşkuyla anlatıyorsam, böyle çay ocağında oturuyoruz, ya inanılmaz burada her şey var, her şey var falan diye. Muhtar Faik abi o sırada yanımızdan geçiyormuş, tanımıyorum tabii ki. Dedi ki çok mu sevdin sen dedim. Evet falan dedim, burada her şey var falan. Biliyor musun dedi, burada yazlık sinema da var dedi. Nasıl ya dedim, işte kışları dedi otopark, yazın açıyoruz ve burada bütün mahalle film izliyoruz. Deyince ben de şöyle bir ampul, drink, burada bir tek tiyatro yok. Lan, tiyatrosu da olsa küçük bir mahallede her şey, yani orada doğ, büyü ve öl yani. Hani her şey var çünkü. Sonra ben sandım ki ben orada tiyatroyu açınca Kuzguncuk'ta işte Beylerbeyi de açar sonra Çengelköy'e böyle mahallelere evet, yayılır evet, sandım. Olur, öyle bir şey olmadı. 6 sezona yakın mahallede yerimiz de oldu. Çok güzel, tatlış bir binada. Çocuklar büyüdü, gençler yetişkin oldu. Orada çocuklarla da çalışmaların oldu değil mi? Neler yaptın çocuklarla? Ay, neler yapmadık. Yani çocuklar gerçekten sabahtan akşama kadar zaten tiyatrodalardı. Yaz okulu, kış okulu. Yani hatta bir programımız vardı. Onda ders başlayıp 5'te bitiyor güya. 7'de başlıyordu kapılar çalmaya. 8'de geliyorlar. O derece bir özgür alan. Gitmiyorlar. Ders bitiyor saat 8-9. Aileler çocukları götüremiyordu. Bir de şey en sevdiğim numaralarından biri. Tamam geleceğim ama ayakkabımı bulamıyorum. Ayakkabılar bir yere saklanıyor falan. Yani çocuklar çok mutluydu. Çocuklar mutlu olunca biz de zaten mutlu oluyoruz. Bir de orada hiç kuralları, sınırları yoktu. İstedikleri gibi isterse duvarları kırsınlar, ister yerleri yaksınlar. Hiç umurumda değildi. Çok özgürdük. Çünkü orası kapandıktan sonra ben atölyelerime devam etmeye çalıştım. Çok mekanda da denedim. Mekanlara bir şey demiyorum. Sorun bizde. Biz o kadar özgür olmaya alışmışız ki. Tiyatroyu, sahneyi kapattın kapattık sanıyorum değil mi? Yani. Ne zaman oldu bu? Pandemiden önceydi galiba. Hemen önce kapandı. Yani onun da sebebi satıldı. Kiracılık yani. Kira ve ekonomik. Şimdi ya da başka uygun bir yer bulamamak belki. Şöyle aslında düzenlenmesi gereken bir mesele bu sahnelerin. Herkes bugün, ya bugün bütün sahneler yarın kapının önüne konabilir tabiri kaba bir şekilde caizse. Bu benim başıma gelen herkesin başına geldi. Geliyor, gelecek. Belki de bu mekanları kiralarken örnek veriyorum. Kültür merkezi statüsünde olabilecek bir yeri kiralıyorsan eğer, o mal sahibine de bir kolaylık yapılsın. Atıyorum emlak vergisi mi almıyorsun? Bir şey yap yani. Şimdi o noktada Gizem, seyircilerimize de duyurmak için Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi yürütme kurulu üyesisin aynı zamanda. Bu anlattıkların aslında biraz orayı da ilgilendiriyor değil mi? 3 senedir bunlardan başka hiçbir şey konuşmuyoruz çünkü ne yazık ki. Bu pandemiyle mi başladı peki pandemiyle. Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi? Kimler var kurucular arasında senden başka? Şöyle aslında olay Kadıköy Tiyatro Platformu'nun başlattığı bir eylemdi. Yani şimdi pandemi oldu. Biz önce bir anlamadık bu arada pandemiyi. Zaten bunu böyle milyon kere konuştuğumuz bir şey. Tiyatrocular bir anlamı çünkü biz hep pandemiyiz yani. Sürekli bir şeyler olunca biz kapatılıyoruz. Biz bu sefer sahneleri kapatmayacağız falan gibi çıkışlar falan yaptık. Seyirci dedi ki ne yapıyorsunuz dedi, bu hani halk sağlığı, toplum sağlığı. Biz temizleriz sahneleri, salonları sileriz sirkeli suyla, ne olacak ki falan diyor. Gerçekten bu noktadaydık. Sonra İlk başlarda bir hepimizin bence bir tuhaf cehaletimiz vardı. Dedik biz ne yapıyoruz? Hakikaten burada bir şey. Peki biz ne yapacağız? Zaten habire kapanıyoruz falan. Çünkü hatırlar tiyatrocular. Seyirci hatırlamayabilir çünkü bizi çok etkilemişti. Pandemi öncesinde bir deprem vardı. Çok sayısı yüksek bir şehit haberi vardı. Milli maç vardı. Zaten Kadıköy'de maç oldu mu bütün oyunlar iptal. Her şey gerçekten. Yani biz zaten sezonu bir türlü açamamıştık. Yani Eylül'den itibaren hep bir şey artık diyorduk. Yani bir oyun oynayalım falan. Bu sefer de pandemi. Sonra bunun üzerine Kadıköy Tiyatroları platformunda Kadıköy'de sahne alan mekanlı mekansız bir sürü tiyatro var. Hepsi çok birbirinden değerli tiyatrolar. Orada güzel bir örgütlenmemiz vardı bizim. O zaman da 6. yılı mıydı, 5. yılı mıydı? İyi bir süreydi yani. Sonra dedik ya bir şey yapalım. Bir şey ve herkesi toplamamız lazım. Ama şimdi KTP diye diyecek ki ben orada olmak istemiyorum. İşte başka bir kurum desen adam diyecek gelmek istemiyorum. Dedik ki bağımsız bir şey olsun. İsmi de çok şık. İnisiyatif olması bir kere çok önemli ismini bence. İsmini yanlış hatırlamıyorsam Harun koymuştu. Öyle hatırlıyorum. Çünkü çok böyle şey bir zamandı. Hani işte bildiriler yazıyoruz ne yapsak, imza kampanyasıyla başladık. Bütün Türkiye'yi aradık. Yani herkes kimi tanır tanımıyorsak da. Instagram'dan falan tiyatrolar bulduk. Tam olarak şeyi ne? Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifinin. Yani devletle işte kamu kuruluşlarıyla tiyatro emekçilerinin arasında bir katalizör gibi anladım ben olduk, ama. Olduk evet. Böyle bir konumlanışı mı var? Nasıl? Aslında daha...
bu kadar, yani biz başlarken çok isyankar başladık hani. Yani ya batacağız ya çıkacağız, bunun başka bir seçeneği yok. Bir de pandemi yok. Koşulları tabii. Yine de çok ekstra durumlar olmuştu yani. Tabii. Oyuncular, işte sahne sanatçıları açısından, genel olarak müzisyenler açısından çok çünkü kötüydü. Çünkü biz kayıt dışı bir sektörüz. Hı-hı. Hepimiz kayıt dışıyız. Müzisyenler de öyle. Şimdi tiyatrocuları toplamak aslında bir bakıma daha kolay oldu. Kolektif olduğu için hani ekipleri buldun mu aslında az çok bütün oyunculara ulaşabiliyorsun gibi bir şeydi. Bir de biz azmışız. Ben bu arada çok kalabalık olduğumuzu düşünüyordum. Biz gerçekten bir avuçmuşuz yani. Buna devlet tiyatrosu, şehir tiyatroları dahil yani. Sayımız 10 bini geçmiyor. Yani inanılmaz azmışız. Ben sanıyordum ki böyle yüz binlerceyiz değil falan. Değil mi? Öyle bir algı var aslında. Yok yok. Hepimizde. O kadar azmışız ki hatta bir ara bunun böyle bir toplantı iddiasını falan yaptı. Ne demek dedim, en kalabalık biziz falan. Bakan dedi ki hayır dedi ya, müzisyenler. Yani dedim tamam da müzisyenler kadar varız. Yok diyor yani. Ve sonra biz bir aşı listesi. Bir de bir şeyler. Şimdi tabii sürekli veri topluyoruz. Sahneler, hı-hı, salonlar, oyuncular. Bir şekilde bir sayıya ulaşmaya çalışıyorsun. Hı-hı. Çünkü düşünsenize, bakanlıkla toplantıya gidiyoruz. Şey diyemiyorsun ki. Ya bize böyle işte bir 8 bin küsür kişilik bir sigorta açalım mı? Hani oradan biz sigortalanalım. Ya da işte böyle 400 küsür bir sahne var. Ay, 300'lerde de olabilir. Onlara bir muafiyet mi ver? Olmuyor, rakam istiyor. Diyeceksin ki diyor işte şu kadar sahne var, bu, hı-hı, kadar tiyatrocu, hı-hı, bu kadar dramaturg, işte bu kadar ışıkçı. Ve biz bu sayıları tabii hiçbir zaman toparlayamadık doğru düzgün ama epey bir yaklaştık en azından. Bunun için de mesleki yeterlilik kurumuna başvurduk o yüzden. MYK süreci başladı. Bu çıkmasını istediğiniz bir yasa vardı. Tiyatro yasası. Onu biraz açar mısın seyircilerimiz için de? Nedir? O yasa neyi kapsıyordu? Yani aslında bizim istediğimiz koşullar ne olursa olsun hayatta kalabilmek. Çok insani ihtiyaçlarımız var. Emekli olabilmek. Yani sağlıktan yararlanabilmek. Öncelikle tiyatro emekçilerinin işte oyuncusundan sahne güvence arkasına kadar bir sigortalılık durumu değil mi? Artı tabii ki maaş, ücretlendirme, evet, ona göre belli bir standart olsun. Bir hayatta kalabilecek duruma gelelim. Başımıza herhangi bir şey geldiğinde ne bileyim bir doktora gidebilecek halde olalım. Sonrasında da mekanlarımız koruma altına alınsın. Evet, az önce söylediğin yere şimdi geldik. Aha. Yani kamu kaynaklarına şu anlamda ihtiyacımız var. Mesela biz Van'daki festivalde hakikaten kamu işin içine girdiği zaman işlerin ne kadar kolaylaştığını gördük. Çünkü sen parayla, yani parayla, her şey parayla olmuyor. Paranın da yapamadığı, çözemediği yerler var. Yani konu, ben Kuzguncuk Sanat'ın binasını satın alsaydım da çözülmeyecekti. Çünkü oranın artık bir hani kanunda bir yerinin olması gerekiyor. Yani burası kültür merkezidir. Yani sürdürülebilirlik, evet, burada asıl esas olan şey. Bizim istediğimiz bütün maddelerin toplamı da bir yasaydı. Yasa çıkmayınca sonra bir de şeyden de tırstık tabii bir ara. Şimdi yasa diyoruz da içini doldurmamız gerekiyor. Eğer biz doldurmayacaksak da bir anlamı yok. Sonra aslında parça parça isteklerimizi oldurmaya çalışırken de şunu fark ettik. Bunların hepsi olursa zaten yasa bu. Yani MYK'da standartları belirlersek ve sonra yeterlilikleri yaparsak, işte bu sigortalılık meselesini çözersek, belki vize sorunlarını çözersek, işte ihtiyacımız olan ya da bu mekanların emlak meselesini çözersek zaten bunun toplamı yasa oluyor. Ve sonra o zaman da deriz ki bunları şimdi koruma altına almak istiyoruz. Artık hani tufan kopsa da, ki koptu da, ne olacak bilmiyorum. Hani dinozorlar da gelse bize bir şey olmasın. Peki ne durumda şimdi bu yasa konusu, ne oldu? Yani şöyle, bir ilerleme kaydedildi mi? Pandemide tabii bir sürü de tiyatro örgütleri oluşmaya başladı. Bu bir bakıma da güzel bir şey oldu. Çünkü inisiyatifin bir üyelik sistemi yok. Yani bazen tiyatrocular sinirleniyor. Ben inisiyatiften ayrıldım diyor da. Yani orası zaten geldiğim bir yer değildi ki ayrılasın. Aslında bu bence çok hoş bir oluşum. Evet. İnisiyatif kelimesini ben özellikle çok severim. Çünkü çok özgür bir platformu, evet, anıştırıyor ve zaten öyle de. Öyle. İşleyişi de böyle bir şey öyle, tabii ki. O biz akçeli çok işe girmeyiz. Gerçekten başıma önemli. Şimdi üyelik sistemi olmayınca dolayısıyla aidat yok. O süre başlıyor değil mi? Bazen sinirlenip ben çıkıyorum inisiyatiften. Okey diyoruz da. Yani aslında bir bürokrasiden ziyade doğrudan eylem örgütlenmesi, evet, bu. Kim ben inisiyatiftenim diyorsa olabiliyor. Çalışmalara katılabiliyor. Tabii. Çabalıyor, çaba, evet, gösteriyor. Tabii bütün fikirleri, bütün projeleri açıyoruz. Biz şimdi kendi içimizde bir İnisiyatif kurulduktan sonra bir oylama yapıldı.
bir yönetim kurulu oyla seçildi. Hı hı. İstanbul, İzmir, Ankara birebir oylama yaptı. Bölgeleri mecbur İstanbul, Ankara seçti. Çünkü oraları artık öyle oylama yapabileceğimiz bir şeyimiz kaç yoktu. Kaç bölgede tiyatro 7 bölge. İnisiyatifi? 7 bölgede. 13 yönetim kurulu üyesiyiz. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yönetim kurulu sayıları biraz fazla. Hı hı. İşte İstanbul 4, İzmir 2, Ankara ama 3. Bir eş güdümlük var aranızda zaten değil mi? Onun dışında işte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz diye de temsilcilerimiz işte Fatih Doğu Anadolu'ydu mesela. İşte Van'daki Van evet. Van arkadaşımız Fatih, Doğu Anadolu temsilcimiz. Ahmet Yavuz Akkuzu, Güneydoğu. Aytaç Topuz, Burdur Sanat. O Akdeniz. Cem Kaynar, Samsun Düşevi, Karadeniz. Gibi onlar, onun aslında yükü daha büyük, bölge temsiliyetleri var. Biz burada işte İstanbul, İzmir diye ve şimdi o uluslararası festivali aynı zamanda ülkenin her yerinden de tiyatro gitmiş oldu dolayısıyla. Biz böyle 13 yönetim kurulu üyesi, herkes başka bir yerden olunca orada da bir çeşitlilik oldu. Yani şey de çok güzel, yereldeki birine bu temsiliyeti tabii vermek de çok mantıklı. Başka türlü işlemez yani, sen İstanbul'dan neyi... Van'ı ne kadar yürütebilirsin? Bilmem ya da niye ki yürütesin, değil mi? Bir de bilmem şimdi ben Burdur'un ihtiyacını nereden bileceğim? Ya da ben Antalya'daki sorunu nasıl çözebilirim? Mersin'de ne oluyor bilemem yani. Yani dikey değil, yatay bir örgütlenme evet modeli. Tebrik ederim, çok teşekkür güzel. Bir de bir ödülünüz var bu arada, değil mi? Bazı ödüller. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği bu yılki tiyatro ödüllerinde Ragıp Ertuğrul özel ödülü verdi. Tiyatro Muz Yaşasın inisiyatifine. Onu da sen aldın. Ne yazık ki. Ya şimdi şöyle, Ragıp Hoca'yı gerçekten çok özlüyoruz ve hepimiz için çok değerliydi. Ragıp Ertuğrul'un zaten değerli olmadığı kimse yoktur herhalde onu tanıyıp da. Aynı zamanda Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanıydı da tabii. Hep zaten diyordum, tabi sen bizden daha çok seviyorsun falan diye. Bizim bir de ayrıca yönetim kurulunda 13 kişinin belli görevlerimiz var tabi. Herkesin bir başlığı. Bakanlık toplantılarında da partnerdik biz Ragıp Hoca'yla. Birlikte gidiyorduk. Böyle Loran Harda gibi her yerde beraberdik ve çok keyifli vakitler geçiriyorduk. O yüzden de o zaman da biz bazı ödüller aldık. Tiyatro Gazetesi'nden de aldık. Sanırım Dilekler Arası'ndan aldık. En iyi örgütü, yılın örgütü, pandeminin en güzel örgütü falan gibi ödüller. Bu insanı çok mutlu ediyor. Fakat TEB'in verdiği ödülde kala kaldık. Yani Ragıp Hoca'nın adının olduğu her yere tabii ki koşarak ve gururla, onurla gideriz. Ama duygusal olarak sanıyorum hazır değilmişiz. Biz aslında bu ödülü almayı biraz öteledik. Dedik bugün müsait, o gün şey bıkı bir kaçtık. Sonra en son dedik tamam hep beraber gidiyoruz. Ben inandım. Onur, Nevzat burada ifşa ediyorum. Gelmediler, hep beraber gidecektik. Ödülü aldım gibi gazladım. Onu çok özlüyoruz çünkü. Ve dedim yani biz şimdi bu ödülle ne yapacağız bilmiyorum yani. Evet. Peki haftanın kültür sanat haberlerine bakalım, sonra devam edeceğiz. Kaş Çevre ve Kültür Derneği organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen Kaş Tiyatro Günlerinde video performans gösterimleri, mekana özel katılımcı sunum, performanslar, seminer ve paneller 20-24 Ekim tarihlerinde seyirciyle buluşuyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde halkın ve esnafın kişisel katkılarıyla organize edilen bir etkinlik olan Kaş Tiyatro Günlerindeki etkinliklerin tamamı sanatseverlere ücretsiz sunuluyor. Şule Ateş'in sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalde bu yıl Nora 2, Herkes Kocama Benziyor, Tırnak İçinde Hizmetçiler ve Shakespeare Macbeth uyarlaması, Şatonun Altında Oyunları, Antifelos Antik Tiyatrosu'nda Melek Ceylan'ın 3 sezondur beğeniyle izlenen mekana özel oyunu 12. Ev ise Oburus Moburus'ta seyirciyle buluşuyor. Mordem Sanat ve Ekolojik Yaşam Derneği unutulmaya yüz tutmuş Kürt kültürünün sanat formlarını günümüze taşıma misyonunu sürdürüyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek SoloFest 4 Rengini Kap Gel Festivali kültürel mirasa odaklanıyor. Tek kişilik anlatı geleneğinden yola çıkarak başka kültürlerde de var olan tek kişilik anlatı formlarını Uluslararası Solo Festivali ile birlikte aktarıyor. Denk Bej, Kavıl Bej ve Çırok Bejler gibi Kürt kültüründeki geleneksel anlatı biçimlerinin de yer alacağı festival, İran, Hollanda ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen
43 sanatçı ile gerçekleşecek. Festival, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yapımların çoğunun kadın oyuncular tarafından sahneleneceği bir festival olarak tasarlanırken, Rengini Kap Gel sloganı her rengin yer aldığını ve ayrım yapmaksızın herkesin katılımına açık olduğunu gösteriyor. Festivalin geliri deprem bölgesindeki çocuklara atölye çalışmaları ve oyun gösterimleri düzenlemek için kullanılacak. SoloFest 4 Rengini Kap Gel 27 Ekim 5 Kasım 2023 tarihlerinde Diyarbakır Mordem Sanat'ta izlenebilir. ...6 Şubat depremlerinde büyük kısmı yıkılan Antakya'da bu yıl 11.si düzenlenecek olan Uluslararası Antakya Film Festivali başlıyor. 13-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde gösterimler konteyner ve çadır kentlerde yapılacak. Antakya Film Festivali'ndeki adaylar uzun metraj film, belgesel film, belgesel kısa film, kısa kurmaca film, öğrenci kısa kurmaca film, animasyon kısa film ve deneysel kısa film kategorilerinde yarışacak. Onur Ödülü Meral Orhansoy'a, Sinema Emek Ödülü ise Vaadullah Taş'a sunulacak. Festivalde film gösterimi dışında Zeynep Öykü Arp konseri ve Uçan Eller Kukla Tiyatrosu da izleyiciyle buluşacak. Festival 19 Ekim 2023 Perşembe günü ödüllerin sahiplerini bulacağı tören ile sona erecek. Ben devam edeceğiz dedim tabii ama süremizin sonuna gelmişiz. Su gibi akıp giden bir muhabbetimiz oldu. bık anlatınca bu kadar. Sevgili Gizem, iyi ki geldin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.